milletvekillerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barolar Birliği temsilcileri, Sayın Divan, Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki dönem Türkiye Barolar Birliği Başkanlarım, Baro Başkanlarımız, değerli delegeler, sayın konuklar, genel kurulumuza ve başkentimize hoş geldiniz. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Efendim öncelikle son günlerdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret ve iftiralara değinmeden geçmek istemiyorum. Tarihi gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan afaki iddialar, Atatürk'ü değil o iddiaları sahiplerini lekeler. Bu iftiraların Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin gönlündeki vazgeçilmez yerine zarar vermesinin mümkün olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Yine de bu küstah iftiracıların hak ettikleri cezalara çarptırılmasını sağlamak amacıyla Ankara Barosu olarak ve diğer barolar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yüce Atatürk'ün aziz hatırasını korumayı en öncelikle görevimiz olarak kabul etmekteyiz. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulları yetkisini anayasadan alan, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri olan barolarımızın birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği, mesleki sorunlarımızın ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform elbette. Ancak sadece bu değil genel kurulun işlevi. Kanunla barolarımıza ve Barolar Birliği'ne insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunma görevi verilmiştir. Kanun bize açıkça bu görevi vermemiş olsaydı bile insan hakları ve hukuk devletini savunmak ve topluma bu konuda öncülük etmek hukukçu ve özellikle avukat olmanın temel gereği tarihsel sorumluluğudur. Ayrıca anayasa sistemimizde yürütme gücü sadece yasama ve yargı ile dengelenip denetlenemez. Toplumu temsil görevi üstlenen sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve özellikle kamunun kurumu niteliğindeki baroların toplum adına insan haklarını savunması, koruması, aynı zamanda anayasayı ve anayasal devleti savunmak demektir. Yaklaşık bir yıl önce bir askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu darbe girişimini gerçekleştiren karanlık suç odağı ile mücadele etme aşamasına, amacına hasredilen ancak devamında hukuksuzluklarla karakterize olan olağanüstü hal halen sürmekte. Hukuk bir önceki dönemde bir intikam alma aracına dönüşmüştü. Maalesef bu dönemde de tüm muhalifleri susturma, sindirme amacıyla bir cadı avına dönüşmüş durumda. Örneğin şu anda Türkiye'de cezaevinde bulunan gazeteci sayısı tüm dünyada cezaevinde bulunan gazetecilerin 1/3 kadar. Olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnameler ile üniversitelerden uzaklaştırılan bir akademisyen, uzaklaştırılan akademisyenlerin sayısını takip dahi edememekteyiz. Kanun hükmünde kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan bir akademisyen ve bir öğretmenin sadece okullarına dönebilmek amacıyla başlattıkları oturma eylemi ve açlık grevleri 66. gününde olmasına rağmen hala hükümetten kayda değer bir ses gelmemiştir. Darbe girişimine ilişkin uygulamaların bir an önce hukuki zemine döndürülmesi ve ülkeyi keyfi yönetme aygıtı olarak kullanılan olağanüstü halinde derhal kaldırılması gerekmektedir. Çok değerli meslektaşlarım, Gazi Mustafa Kemal soy adı Atatürk'ü Cumhuriyet kuruculuğu onurundan almıştır. Atatürk, Osmanlı Devleti'nin son döneminde istibdat rejimine karşı gelişen hürriyet mücadeleleriyle emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesinin değerleri olan bağımsızlık çizgisinin liderine Türk milletinin layık gördüğü isimdir. Atatürk, bağımsızlık ve cumhuriyete inanan kadrolarıyla birlikte temeli layıklık, insan, hak ve hürriyetleriyle demokrasi olan cumhuriyeti bize miras bırakarak geleceğe çağdaş uygarlık hedeflerine yürüyüşümüzün sarsılmaz temellerini kurmuştur. 12 Eylül askeri darbesinin kara bulutları altında yapılan
1982 Anayasası Türkiye Barolar Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda tartışılmış, önceki baro başkanlarımızdan avukat ve çok değerli bilim insanı Profesör Doktor Muammer Aksoy bu genel kurulda 1982 Anayasası için anayasal kuruluşumuzu 1876 Anayasası'na kadar geri götürüyor demiştir. 1982 Anayasası için yapılan Türkiye Barolar Birliği Olağanüstü Genel Kurulu'nun sonuç cümlesi şöyledir. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu tasarıyı getirdiği kurum ve düzenlemelerle halkın oyuna inanmayan ve genel olarak seçimi önemsemeyen çoğulcu demokrasiye ve çağımızın tüm sosyal ve hukuksal değerlerine ters düşen Türk toplumunu çok gerilere ve çeşitli bunalımlara sürükleyebilecek nitelikte bulmaktadır. Bu haliyle tasarının düzeltilemeyecek bir öneri olduğu ve yeni baştan kaleme alınması gerektiği görüş ve inancındadır. 1982 Anayasası ile uzun yıllar geçirdik ve demokratik bir yeni anayasa ihtiyacı tüm toplum kesimlerinin ortak talebiydi. Bu talep doğrultusunda 6771 sayılı kanun kabul edilinceye kadar toplam 18 değişiklik yapıldı. Özellikle 2001 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Avrupalı bir demokrasi olma yolunda önemli adımlar atmıştı. Şu anda kanunlaşarak anayasa haline dönüşen 6771 sayılı kanun metni, özgürlük ve demokrasi yürüyüşünde esas aldığımız ve bizi Avrupalı bir demokrasi olmaya götürecek olan insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerinden ne yazık ki uzaklaştırıyor. Değerli meslektaşlarım, gerek Barolar Birliği'nin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gerek Ankara Barosu olarak bizler, bu geriye gidişe insan hak ve hürriyetleriyle demokrasiyi savunmak üzere hep karşı çıktık. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu süreçte insan hak ve hürriyetleriyle demokrasiyi savunma üzerinde şekillenen anayasal bilgilendirme hakkına dayalı çalışmaları gerçekten takdire şayandır. Olağanüstü hal koşullarına tüm devlet aygıtının evet dehine seferber edilmesine, hayır görüşünün ana akım medyada yer bulamamasına karşın, dünya görüşü ne olursa olsun, bu değişikliğe karşı iktidar mahiyeti taşıyan Yüksek Seçim Kurulu'nun şaibeli rakamlarına göre %49 oranındaki hayır iradesinde Türkiye Barolar Birliği ve baroların çalışmalarının payı asla yadsınamaz. Hepimizin haklı itirazlarına rağmen YSK, hukuka uygunluğunu hiçbir kesimin savunmadığı kararı ile referandum sonuçları üzerine gölge düşürmüştür. Olağanüstü hal koşullarında yapılan bu anayasa değişikliği referandumlarında taşıması gereken standartları taşımadığı için plebisite dönen bir referandum sonucu bile %51'lik oranla gerçekleşen siyasal ve toplumsal meşruiyet sorunları yaratan bu değişiklik Türkiye'deki anayasa tartışmasını ne yazık ki sonlandıramamaktadır. Anayasa değişikliğinin bir partili cumhurbaşkanı ve onun etrafında şekillenen bir parti devleti anlayışına geçişe karşılık geldiğini anlamak zor değildir. Bu değişikliğin kuvvetler ayrılığı ilkesini demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin temel konusu haline dönüştüreceği de açıktır. Şeklen bir hükümet sistemi değişikliği söz konusudur ve devlet biçimi olarak cumhuriyet muhafaza edilmektedir. Ancak her ne kadar Danıştay Başkanı aksi fikirde olsa da bu hükümet sisteminin dünyada örneği olmayan bir tür kuvvetler birliği sistemi olduğunda anayasa hukukçuları neredeyse hemfikirdir. Anayasa hukukçularının görüşleri yürütme gücünü tekleştiren bu sistemde diğer güçlerin de yürütme gücünde dolayısıyla tek bir kişide toplanacağı yönündedir. Bu nedenle de sistem Cumhurbaşkanı kontrolünde yasama meclisi sistemi ya da mutlaki Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak da adlandırılabilmektedir. Hal böyle olunca rejimin değişip değişmediği de tartışma konusudur. Bu değişikliklerle öngörülen hükümet sistemi egemenliğin kullanım ilkesini değiştirerek kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırıyorsa bu bir tür rejim değişikliği sonucunu açıkça doğurmaktadır. Bu tartışmanın en önemli alt başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisinin tek elde toplanmış yürütme gücüne devredilip devredilmediğidir.
Cumhurbaşkanına verilen kararnamenin çıkarma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ara vermelerden sonra Cumhurbaşkanının çağrısıyla toplanması, münhasıran yasama gücüne ait olması gereken bütçe yetkisinin kullanımında bütçe kanunu teklif hakkının Cumhurbaşkanına verilmesi ve meclis bütçe kanunu çıkarmazsa Cumhurbaşkanının önceki yıl bütçesiyle yürütmeye devam edebilmesi yasama gücünün etkisizleştirildiğinin temel kanıtıdır. Bu kanıtları Türkiye'de hakim olan katı lider egemenliğine dayalı siyasi partiler sistemini gözeterek Cumhurbaşkanlığına aynı zamanda partisinin de başkanı olma olanağı veren ve Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin de aynı anda yapılmasını öngören düzenleme ile birlikte değerlendirdiğimizde karşı karşıya kalacağımız rejimin yürütme gücünü şahsında toplayan kişiye bağlı bir otokrasi olmayacağını, en azından buna imkan vermeyeceğini söylemek gerçekten çok güçtür. Kabul edilen yeni modelde denge ve denetleme mekanizmalarının bulunmaması, Cumhurbaşkanı'nın üst düzey kamu görevlilerini elçileri atama süreçlerinde meclis denetimine olanak tanımaması, özetle Cumhurbaşkanı'nın siyasi sorumsuzluğu muhafaza edilerek sadece ceza hukuku yönünden kullanılması neredeyse imkansız olan bir suçlama mekanizması öngörülürken, bir denge ve denetleme organı olarak meclisin yasama dönemi boyunca devre dışı bırakılması da sistemin diğer bir arızasıdır. Mevcut Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu üye sayısını azaltarak Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dönüştüren düzenlemeye dönük eleştiriler, yargının verilen atama yetkileriyle birlikte artık tümüyle bir kişiye, monist yürütme gücüne bağlandığı yönündedir. 2010 Anayasa Değişikliği referandumu ile anayasanın birden çok maddesi değiştirilmiş ancak temelde yargının yeniden dizaynı hedeflenmişti. Bunun olumsuz sonuçlarını 15 Temmuz darbe girişimiyle gördük. Şimdi de haklı olarak benzer bir şekilde referandumla yürürlüğe giren düzenlemenin temel amaçlarından birinin yargının yeniden ve mevcut egemen gücün isteğine göre şekillendirilmesi olduğu ortadadır. Değerli meslektaşlarım, Ankara Barosu tarihi boyunca hiçbir organ, makam, kişi ya da kuruluş karşısında eğilmemiştir. Bundan sonra da eğilmeyecek ve bu soruları sormaya devam edecektir. Ankara Barosu avukatları olarak bağımsız savunmanın, evrensel insan haklarının ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün, demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. İçinden geçtiğimiz sürecin çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan tarihi önemi nedeniyle Türkiye Barolar Birliği'nin mesleğimizle ilgili çok önemli çalışmalarına faaliyet raporuna ne yazık ki değinemedim. Ancak eğer bu ülkede kuvvetler ayrılığı olmazsa, bu ülkede toplumsal mutabakata dayanan bir anayasa yapılamazsa, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bir hukuk sistemi ve devlet yapısı oluşturulamazsa, dayanağı bu temel değerler olan avukatlık mesleğinin kağıt üstünde kalacağı gözetildiğinde bana hak vereceğinizi de düşünüyorum. Elimizden geldiğince katkı sunduğumuz faaliyet raporundaki çalışmalar, avukatlık mesleğinin geleceğine dair ortak bakış açımızdan türeyen ve başarılı sonuçlar elde ettiğimiz kolektif emeğimizdir. Bu düşüncelerle genel kurulumuza Ankara Barosu adına başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.